Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlarım. Dostlar, videonun hemen başında sizden ricam, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı emeğin karşılığı olarak beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Ben sizler için emek veriyorum, video çekiyorum, uğraşıyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim. Biliyorsunuz 1 yaşında bir kızım var. Onun vaktinden çalıp video hazırlıyorum. İşte yani kurgusunu yapıyorum, montajlıyoruz vesaire. Hani bu emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenmenizi ve bir maşallah yazmanızı istiyorum açıkçası. Dostlar, bugün konumuz şu: muhabbet kuşlarına düzenli olarak vermeniz gereken katkı ürünleri. Yani vitamindir. İşte kuşlarınıza durduk yere ilaç vermeyin dostlar. Bir kuşa durduk yere, hasta olmayan hayvana ilaç verilmez. Antibiyotik verilmez. Antiseptik ürünler verilmez. Eğer ki üretim halinizde veya kümes diyelim bir problem görmüyorsanız ilaç kullanmanızı önermiyorum dostlar. Ama katkı maddeleri tavsiye ederim. Öncelikle gelelim sizle bir program yapalım. Şöyle bir program yapalım. Kuşlarımızda hiçbir şekilde problem yok. Gayet sağlıklılar. Keyifleri yerinde. Yavrulamadı henüz. Yavrulamadığı için şöyle bir çizelge hazırlayacağız. Bu basit bir çizelge dostlar. Yani bunu yazmanıza gerek yok. Aklınızda tutabilirsiniz. Dostlar, kuşlarınızı aldınız. İlk olarak eşlediniz. Ne yapacaksınız? Yemini vereceksiniz. Kuş kumunu koyacaksınız. Vitamin vereceksiniz ekstra. Ben vitaminerel kullanıyorum. Toz olarak. Bakın şöyle. Vitaminerel toz şeklinde. Kumla da karıştırabilirsiniz bunu. Bunun haricinde dostlar, muhabbet kuşlarımızın mamasına mutlaka sterilize edilmiş derken, yani buğday çimlendirmesi yapacağız. Ama bu buğday çimlendirmesinde mutlaka mantar oluşumun olmaması amacıyla dezenfekte edeceğiz dostlar. Ya elma sirkesiyle yıkayacağız, 15 dakika bekleteceğiz içinde, ya da bir konex ile 15 dakika bekletip sonra süzdürüp direkt mamaya katacağız. Mamamız özellikle yeni eşlediğimiz kuşlarda E vitaminli ya da buğday çimlendirmeli ya da işte maş fasulyesi çimlendirmeli olursa iyi olur. Bunun haricinde Mama Life Mama'nın ben özellikle meyveli mamasını ilk eşleme döneminde kullanıyorum. Çünkü meyveler hayvanlar üzerinde çiftleşmesinde etkisi oluyor. Ve bunun yine haricinde dostlar, Versela Lega'nın Fertivit vitaminini kullanabilirsiniz. Veyahut Vitsel EC Plus diye bir vitamin var. Bunu kuşlarımızın suluğunda ilk eşlemede kullanabilirsiniz. Bunu haftalık mesela 2 gün, haftada 2 kez verebilirsiniz dostlar. Mamasını haftada en az 3 gün verebilirsiniz. Diğerleri zaten stabil, sabit şeyler. Bunun dışında gelelim şu duruma. Dostlar, kuşlarınızı koydunuz. İşte E vitamin takviyesi yaptınız. Vitamin takviyesi yaptınız. Kuşlarınız yumurtladı. Şöyle gösterelim. Dostlar, kuşlarınız yumurtladığı sürece E vitamini vermeye devam edersiniz. Ta ki kuş yumurtlamayı kesene kadar. Diyelim ki 4 tane yumurtladı. 4 tane yumurtladıktan sonra E vitaminini artık kesiyorsunuz ve kuşun kızışmasını engellemek için, yani yumurtaları erkek gidip de kırmasın diye buğday çimlendirmesini de kesiyorsunuz dostlar. E vitamini, Vitsel EC Plus mesela, iki örnek verdim kullandığım ürünlerden. Bu ikisini de kesiyorsunuz. Bunun yerine artık multivitamin, B vitamini, ACK vitaminler veyahut buna benzer vitaminler verebilirsiniz. Onun da sebebi, erkek tek başına hem dişiyi besleyecek hem de kendisini besleyecek. Ona takviye yapmış olursunuz.
mamamızın içeriğinde mutlaka ve mutlaka protein yüksek olması lazım. Bakın bugün ben kurtlu mama yaptım ve yumurta ekledim içine. Birazcık da buğday çimlendirmesi yaptım. Şimdi bana diyeceksin ki sende de var. İşte sen niye veriyorsun? Dostlar benim kuşlarımın, diyorum ya, benim bir düzenim var. Ben kuşlarımda onu oturtturdum. Problem yaşamıyorum. Sizler problem yaşamayın diye bu şekilde önerilerde bulunuyorum. Yani yumurtalı kuşta bunu yapabilirsiniz. Ve yavrulu kuşa gelecek olursak, mesela şuradan örnek verelim yine bu yakışıklıdan. Kızım maşallah. Yavruları burada. Kızımın. Yavru kuşlarda da dostlar yine aynı şekilde yem, su, sağlık tohumu, ondan sonra hocam günlük mama, bunun haricinde dal darısı, özellikle kızıl ve beyaz dal darısı dostlar. Sarı darı biraz acı olduğunu söylüyorlar. Kızıl ve beyaz dal darısı verebilirsiniz. Suyunda multivitamin, B vitamini girebilirsiniz. Mamasına mineral olarak mesela bizim kullandığımız mineral var. Vita mineral mesela. Bunun haricinde teknomin var dostlarım. Bunu kullanıyoruz mamalarda. Suyunda da kullan. Yani şöyle özetleyecek olursak dostlar, muhabbet kuşlarımızda suyuna bir gün multivitamin giriyoruz. Ertesi gün normal su giriyoruz. Bir gün probiyotik giriyoruz. Ertesi gün normal su veriyoruz. Bir gün B vitamini giriyorsun. Ertesi gün normal su veriyorsun. Bir gün tekrar probiyotik giriyorsun. Ertesi gün dostlar teknomin verebilirsin. Bir gün normal su veriyorsun. Ertesi gün ACK vitamin verebilirsin. Yani mamada kattığınız zaman suyuna katmanıza gerek yok. Verdikten sonra bir hafta boyunca normal su verirsiniz. Sonra bir ayki hafta 3 gün arka arkaya probiyotik verebilirsiniz. Yani bunun bir çizelgesi yok. İşin aslı öyle söyleyeyim dostlar. Bu bir çizelge değildir. Bu tamamen kuşun ihtiyacına göredir. Buradaki kuş yumurtadadır. Buradaki kuşun yavrusu vardır. Buradaki kuş henüz yumurtlamamıştır. Hepsine ayrı ayrı bir çizelge tutmanız gerekir. Bu hayvanın yumurtası varsa bu hayvana E vitamini vermeyeceksiniz. Bu hayvanın yavrusu varsa E vitamini haricinde bütün vitaminleri gireceksiniz. Bu hayvanın yumurtası yoksa E vitamini vereceksiniz dostlar. Bu kadar basit. Genel olarak kafesinizde olması gereken bir husussa mutlaka kuş kumu, az önce bahsettiğim gibi şurada vitamineler ve mineral blok dostlar. Karşıda görmüş olduğunuz bazı mineral bloklar var. Mesela benim kullandığım mineral blok da dostlarım kalamar kemiği, işte kuş kumu, kuş kömürü, grit kum, hepsi var. Bu yüzden ben kalamar kemiği ekstra olarak kullanmaya gerek duymuyorum. Sizlere de tavsiye ederim. İyi bir mineral blok kullanırsanız kalamar kemiğine de gerek duymazsınız. Çünkü çok pahalı dostlar. Bu kadar kuşlarla uğraşıyorsam mutlu olmak için uğraşıyorumdur. Bu mutluluğun karşılığında da yine diyorum, ben bu hayvanlara iyi bakıyorumdur. İyi baktığımda da karşılığını alıyorumdur dostlar. Mesela burada karma çorman bir yavru var. Şu an göstereceğiz. Bakın maşallah. Dostlar bu emeğinizin karşılığı. Bu ölüm olmadan üretim yapmanın karşılığıdır. Rabbim herkese nasip eder inşallah. Rabbim herkesin emeğinin karşılığını da verir inşallah. Yeter ki kalbimiz temiz olsun. Bakarken ne gözle baktığımız belli olsun. Önemli olan bunlar dostlar. Yani mesela bir yavru örneği daha göstereceğim. Size az önce zaten burayı göstermiştim. Bakın dostlar, bu minnoşlar da burada. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. İnotaşıcılar. Burada boylama var dostlar. Yani ben bu Japon esnafından yavrusu değil tabii ki de. Boylama yaptığımız için burada takılıyor bu minnoşlar. Gelelim hatta şuraya da. Emekle yapılır dostlar. Yani bilgili olmak lazım. Armut piş ağzıma düş olayını yapmamak lazım.
Ben yorumlarda yine diyorum, sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama şunu da belirtmek isterim. Instagram'dan bana şöyle sorular geliyor. Sen hangi ilacı kullanıyorsun? Benim hangi ilacı kullandığımın hiçbir önemi yok. Senin kuşun ne hastası? Önemli olan budur. Ben kuşumda gördüğüm bir hastalık var ise ona göre bir tedavi uygularım dostlar. Sizler de ona göre tedavi uygulayın. Yani benim ne kullandığım hiçbir önemi yok. Ya da Ali'nin, Deli'nin ne kullandığım hiçbir önemi yok. Size de tavsiyem dostlar, makaleler okuyun. Makaleler okuyun. Biraz araştırın ve videolarımızı lütfen sonuna kadar izleyin. Ve öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa onu da YouTube'da videolarımızın altında yorumlarda belirtin dostlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışır ve sizlerin isteğine dönüş yapmaya çalışırız dostlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.